Sadece burada her ilde onlarca ekip sağlık taramalar yapılıyor. Sağlık ocakları ve aile sağlık hekimleri çalışmalarını yapıyorlar. Tabii bir büyük süreç off-road araçlarıyla beraber köylere gidiyorsunuz. Köyleri şey yapıyor, köylerdeki yıkımlar var, şehirlerdeki yıkımlar var. Bütün bunların hepsi bir iş süreci içerisinde yürümektedir. Siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye ve bina etmeye çalışıyorlar. O da ayrı bir felaket. Yani biz bugüne kadar ya kardeşlerin neye ihtiyacın var diye soran herkese kapı açık. Kimseye de bir şey söylüyor değiliz. Herkese de bu meselede hep birlikte bunun yapılması lazım geldiğini ifade ederek yürümeye çalışıyoruz. Ama öteki tarafta dertleri başka olanlar, siyaset yapmak isteyen varsa, işte önümüzdeki günlerde seçim var, herkes meydanına çıksın, siyaseti yapsın ama spor alanlarını siyaset meydanına çevirmek isteyenler de yani biraz şurada devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya bir kulaklarını versinler. Biraz ya. Burada insanlar yaşıyorlar ve burada insanlar yeni bir hayatı oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Biraz çaba sarf ediyorlar. Ha millet seçimde kararını verir, verecektir de zaten. Ha buradan acaba bir şey oluşturabilir miyim diyenler olabilir. Acaba buradan bir karmaşık oluşturabilir miyim? Yani burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Ya yani burada insani bir mesele yürütüyoruz ve kendimizi hakikaten bu meseleye gömdük devam ediyoruz. Yani 3-5 tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamlara da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez yani. Hiç merak etmeyin. Hiç öyle bir süreç söz konusu olmaz. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Ama mesaimizi bölmesinler, mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte altını çizerek söylüyorum. Bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Biz o haksızlığın yapılmasını istemiyoruz. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan. Yani hodri meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Yani bunu mühendislik olarak düşünenlere de tavsiyem odur. Hiç kimse girmesin. Yani marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar. Sadece o. Ha, siyaset buyurun. Zaten her şey ortada. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Ortaya koyabilirsiniz. Heybenizdekini dökebilirsiniz. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ama bizim buradaki devletin ve milletin buradaki mesaisini bölmesinler. Benim söyleyeceğim o.